Ezel 13 yaşında. Yolda yürürken kavga eden iki grubun arasında kaldı. Fırlatılan bir makas boynuna saplandı. Önceki gün Şov Haber'in duyurduğu o olayda yeni gelişmeler var. Yaşam savaşı veren Ezel felç kaldı. Onu bu hale getirenlerse serbest bırakıldı. Buradan buraya kadar yok. Felç. Komplesi. Sabah yanımdan başı parmak ucundan yukarısına kadar iğne batırdılar çocuk. Hiçbir şekilde hissetmedi. Gülümsüyor ama farkında bile değil. Çünkü bilinci kapalı. Bir magandanın fırlattığı makas boynuna saplandı. 13 yaşındaki Ezel felç kaldı. Konuşuyor ama böyle saçma sapan şeyler konuşuyor. Hiçbir şekilde kendisi kalkıp oturamıyor bile. Aile serbest bırakılan magandanın tutuklanmasını istiyor. Lütfen Ezel için sesimizi yükseltelim. Kavga eden iki grubun arasında kalmıştı ve kaldırımdan kaçarken fırlatılan bir makas boynuna saplanmıştı ve şu an hastanede ve vücudunun %80'i felçti ve ailesinin endişeli bekleyişi halen devam ediyor. Kavganın ortasında kalıyorlar. O arada zaten ne oluyorsa makas birden geliyor, teyzesinin ayağının dibine düşüyor zaten kız. Yeğeni yanı başında yaralanan teyze o dehşet anlarını anlattı. Şurasına geldi. Ay teyze dediği gibi zaten dizleri çekti. Yol verme nedeniyle kavga eden grubun arasında kalan Ezel iki ameliyat geçirdi. Yoğun bakımda çekilen en yeni fotoğrafı bu. Gülümsüyor gibi görünse de bilinci bazen açık bazen kapalı. Durumu çok kötü. Felç. Komplesi. Parmak ucundan yukarısına kadar iğne batırdılar çocuk. Hiçbir şekilde hissetmedi. Ezel Erdem'in hayati tehlikesi halen devam ediyor. Ona makas fırlatan kişi gözaltına alındı ancak serbest kalınca ailesi de bu duruma tepki gösterdi. Yani hepsinin sorumlusu emlakçılar. Arkadan sopalar, bıçaklar, makaslar hepsini çıkardı. Adamlara yani hiç adamların suçu günahı yokken saldırdılar. Ezel'in ailesi sorumluların cezalarını çekmesini istiyor. Sokak kavgasında öldürücü silah madde ne demek ya? Ezel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Bir çocuğun boynuna makas saplayanların yanağından makas almış muamelesi görmesi. Pes artık hakikaten.